Türkiye Eğitim Sen Merkez Karar Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Abdullah Karahan, Denizli Eğitim Sen Şubesi'nde 23 Kasım'da Ankara'da toplanacakları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen üyeleri yaşam tarzlarına müdahaleyi, 4+4+4 eğitim sistemini, gezi olayları ile ilgili sıkıntılarını belirtmek için 23 Kasım'da Ankara'da toplanacak. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamayı Genel Sekreter Karahan yaptı. Genel Sekreter Karahan, işçilerin kıdem tazminatının ellerinden alınmak istendiğini söyledi. Siyasi iktidar toplumun farklı kesimlerinin, işçilerin ve kamu emekçilerin giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunlarını geri plana iterken bu tür tartışmalar üzerinden toplumu kutuplaştırmaya çalışması dikkat çekicidir. İşçilerin kıdam tazminatı elinden alınmak istenmekte, sağlıkta yapılan yeni düzenlemelerle sağlık harcamalarının halkın cebinden alınması hedeflenmektedir. Karahan, geçen yıl eğitim sisteminin 4+4+4 olmasıyla birlikte sorunların arttığını da dile getirdi. Geçtiğimiz yıl eğitimde 4+4+4 dayatmasıyla daha da derinleşen eğitim sorunları öğrencilerimizi ve biz eğitim emekçileri olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir. AKP eğitim sistemini kendi siyasal ideolojik görüşleri doğrultusunda biçimlendirmek isterken, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve temel bir insan hakkı olan ana dilde eğitim hakkı taleplerini ısrarla görmezden gelmesi tam bir samimiyetsizlik. Gezi olayları sırasında üyelerinin çoğuna soruşturma açıldığını belirten Karahan, baskı ve tehdit giderek artıyor diye konuştu. Genel Sekreter Karahan, 23 Kasım'da Ankara'da yapacakları basın açıklamasına herkesin destek vermesini istedi. Siyasi iktidarın yaşam tarzımıza müdahalesine karşı yıllardır savunduğumuz taleplerimizi yok sayan dayatmacı anlayışına karşı en güçlü ve etkili yanıtı vermek için tüm eğitim ve bilim emekçilerini, çocuklarının geleceğinden endişe eden bütün velilerimizi 23 Kasım'da Ankara'da yapacağımız kitlesel basın açıklamamıza katılmaya ve güç vermeye davet ediyoruz.